Bugün sizlere hasta olduğunuz zaman, içtiğiniz zaman şifa olacağını harika bir çorba tarifi vereceğim. Çorbamızın ismi tutmaş. 1 su bardağı mercimek ve yarım su bardağından birazcık fazla da evde kesilmiş olan erişte kullanıyoruz. Mercimeği yıkıyorum ve tencereme ekliyorum. İlk etapta 7 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Kapağını yarım kapatıyorum. Sonrasında da mercimekleri yumuşayana kadar pişiriyorum. Tuz olarak ben bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım ama bu benim damak tadım. Siz kendi damak tadınıza göre eksiltirsiniz ya da çoğaltırsınız. Üzerine makarna ekliyorum. Makarnalar pişerken birazcık suyunu fazladan çekeceği için çorba kıvamını alabilmesi için üzerine tekrardan 4 su bardağı kaynar su ekliyorum. Çorbamı yan göze alıyorum. Yavaş yavaş kaynarken sosunu hazırlayalım. 2 diş sarımsağımı rendeledim. Sarımsaklarım oldukça büyüktü. Sizler ona göre ayarlarsınız. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ya da zeytinyağı ekleyelim. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleyelim. İlk önce sarımsağımızı birazcık kavurmamız gerekiyor. Yağımızı eritelim. Sarımsağı da yakmadan biraz kavuralım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekleyelim. Baharat olarak da karabiber ve pul biber ekledim. Bu tarifimizde ister reyhan ekleyin isterseniz de kuru nane ekleyin. İkisi de çok yakışıyor. İkisini de aynı anda eklemeyin. Tadını bozuyor. Yani ikisinden birini tercih edin. Ben iki tatlı kaşığı kadar kuru nane ekledim. Daha sonrasında da salçamın çiğliği geçene kadar bir dakika kavurdum. Sonrasında da üzerine bir tane de limonu suyunu ekledim. Çorbamızın üzerine ekleyelim. Makarnalar yumuşayana kadar da kaynatalım. Geçen hafta cuma günü ben hastaydım. O yüzden kendim için yaptım. Gerçekten şifa oldu. Acılı, ekşili, sarımsaklı gerçekten muhteşem bir çorba oluyor. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Çorbamızın üzerinde biriken köpüğünü alabilirsiniz. İçerisine atmış olduğum erişdeler yumuşayana kadar pişirdim. Daha sonrasında da kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlendiriyorum. Sonrasında da afiyetle yemek için hazır oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Lütfen izledikten sonra beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Sayfamı hala takip ediyorsanız, takip ederseniz sevinirim. Hoşça kalın.